Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe kitabı özgün yayınları sayfa 91-92'yi işleyeceğiz. 3. ünite değerlendirme çalışmaları cevapları. Aşağıdaki metni okuyunuz. Üsteğmen Faruk cepheye yeni gelen askeri denetlerken gözleri bir ara saçının ortası kırmızı olan bir delikanlıya takıldı. Delikanlıyı yanına çağırdı ve merakla sordu. Evladım bu kafanın hali ne? Saçların ortası neden böyle kırmızı boyalı? Ali duraksamadan yanıt verdi. Cebheye gitmek için evden ayrılmadan önce anam saçıma kına yaktı komutanım dedi. Neden yaktığını da bilmiyorum. Üstü hemen daha fazla üstlemedi. Peki gidebilirsin kınalı Ali dedi. Ali'nin o günden sonraki adı o oldu. Ali bir gün memleketine mektup göndermek için arkadaşlarından yardım istedi sen söyle yazalım mektubunu dediler. Kınalı Ali zarfı kapatırken durdu ve mektubun sonuna şunları yazdırdı. Anacığım beni buraya gönderirken kafama kına yaktın. Ama burada benimle hep dalga geçtiler. Cepheye gitme sırası yakında kardeşim Ahmet'e de gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. Cephede ölümle bulayım buluşacakları yere koşan Kınalı Ali'nin bölüğünden tek kişi bile geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Bu olaylardan kısa bir süre sonra Kınalı Ali'ye anne ve babasından mektup geldi. Şöyle diyordu anası. Askere giden yiğitlerimize vatana kurban olsun diye kına yakılır. Ali'nin komutanı mektubu okurken çevresindeki herkes hışkıra hışkıra ağlıyordu. A. 1, 2 ve 3 soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1. Metne en uygun başlık sizce nedir? Cevap. Metne en uygun başlık bence Kınalı Ali'dir. 2. Metnin ana fikri nedir? Cevap, metnin ana fikri vatanseverlik ve milli mücadeledir. 3. Kınalı Ali'nin kişilik özellikleri nelerdir? Cevap, Kınalı Ali'nin kişilik özellikleri saçlarının ortasında kırmızı bir kınanın olması ve delikanlı olması, annesine olan itaati sebebiyle kına yakmasının sebebini bile sormamasıdır. B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? A. Çok kitap okuduğu için sınavda başarılı oldu. B. Çünkü annesi kalın giyinmesini söyledi. C. Bu konuyu etraflıca tartışalım. D. Sıkılıncaya kadar bekledik. Doğru cevap A. 2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlıdır? A. Kitap B. Gol C. Kolonya D. Pencere. Doğru cevap B. 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi amaç kelimesinin eş anlamlısıdır? A. Gelecek B. Maksat C. Öğüt D. Sonuç. Doğru cevap B. 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır? A. Bugün doktora gidecekler. B. Yeni vizoya yanlışlıkla kırdı. C. Soğuk suda yüzdüğü için hastalandı. B. Bizi çok sıcak karşıladılar. Doğru cevap B. 5. Ablam Çanakkale Savaşı ve Atatürk hakkında bir film izlemiş. Cümlesinde büyük harfle yazılması gereken kaç kelime küçük harfle yazılmıştır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap 4. C. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap. 1. In, i̇nternet kelimesinin Türkçe karşılığı genel ağdır. Doğru. 2. Cesur, cesur kelimesinin eş anlamlısı çekingendir. Yanlış. 3. Sulh ve barış zıt anlamlı kelimelerdir. Yanlış. 4. Sahne terim anlamlı bir kelimedir. Doğru. 5. Ceza ve ödül kelimeleri eş anlamlıdır. Yanlış. 6. Altı, altı yaz 100 ve 40 kelimeleri eş sesli kelimelerdir. Doğru. Soru metne hazırlık. Soru. Mani nedir? Araştırınız. Arkadaşlarınızı okumak üzere bir mani örneği defterinize yazınız. Cevap. Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür mani. Mani. Bostanlarda fasulye. Anam gitti gezmeye. Ben anamdan öğrendim inci boncuk dizmeyi. Koyunum var karaman. Kaybolursa arama. Ben bir reçber kızıyım. Şehirliği yaramam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.